Merhaba arkadaşlar. 11. sınıf kimya dersimizin son ünitesi olan kimyasal tepkimelerde denge konusuna geldik. Bu üniteyi 3 parça halinde, 4 parça halinde işleyeceğiz. Öncelikle hayır 3 pardon. Kimyasal denge, dengeyi etkileyen faktörler ve sulu çözelti dengeleri olarak. Sonra da ayrıca kısa bir bölümümüz daha olacak ki sık sık karşımıza soru çıkan bölümlerden. Biraz bilgi vereceğim tabii ki önce. Doğada gerçekleşen her olayda enerjiyi düşürme ve düzensiz olma isteği vardır. Bu durum fiziksel ve kimyasal değişimlerle gerçekleşir. Kimyasal türler arasındaki etkileşimin en az olmasına maksimum düzensizlik, düşük enerjili durumu tercih etmesine de minimum enerji denir minimum enerji eğilimi denir. Yani minimum enerji eğilim vardır. Suyun buharlaşmasında maksimum düzensizlik, buharlaşan suyun tekrar yağmur olarak yeryüzüne inmesinde ise minimum enerji eğilimi rol oynar. Yani sıvı haldeki suyun gaz haline geçmesi, maksimum düzensizlik, buharlaşan suyun tekrar yağmur olarak yeryüzüne inmesi, yani gaz halindekinin tekrar sıvı hale gelmesi minimum enerjidir. Sıvı hal daha düzenlidir, ama gaz hal daha düzensizdir. Burada da aynı şekilde düzensizden düzenliğe geçişe de minimum enerji eğilimi denir. Burada katı halde moleküller bu şekildedir. Tabii sıvı halde biraz daha moleküller arasındaki etkileşimler azalır ve gaz halde tamamen birbirinden ayrılır. Yani katı sıvı hal ve gaz hal dersek eğer birbirlerine dönüşümlerini şu şekilde gösterirsek bu tarafa doğru maksimum düzensizlik eğilimi vardır. Bu tarafa doğru da minimum enerji eğilimi olur. Genelde maksimum düzensizlik ve minimum enerjinin uzlaştığı durumda denge söz konusu olur. Belli koşullarda maddenin farklı fiziksel halleri arasında kurulan dengeye fiziksel denge diyeceğiz. Su döngüsü fiziksel dengeye örnek olarak verilebilir. Yani H2O'nun suyun sıvı halden gaz hale geçmesi ve sonra gaz halden tekrar sıvı hale geçmesi bir denge söz konusudur. Bir miktar su ile doldurulan bir kabın ağzı kapatıldığında su seviyesinin bir süre sonra buharlaşma buharlaşmadan dolayı azaldığı, daha sonra su seviyesinin aynı kaldığı görülür. Su seviyesinin sahip kalması buharlaşmanın durduğu anlamına gelmez. Bir yandan bir sıvı hal gaz hale geçer, bir yandan da gaz hal tekrar sıvı hale geçiş olacaktır. İşte burada çift taraflı ok kullanacağız. Kimyasal olaylarda da denge söz konusudur. Belli koşullarda kimyasal bir tepkime tepkimeye girenlerin ve ürünlerin derişimlerinin zamanla net değişim göstermediği yani net bir değişim gösterilmediği duruma kimyasal denge denir. Mesela ozon oluşumu ve bozulma da kimyasal dengeye örnek verebiliriz. Bunu anlatacağım şimdi. Atmosferin strosu, stratosfer katmanında yer alan ozon, ozon gazı ultraviyole ışınların etkisiyle bir taraftan oksijen radikaline dönüşür. Yani ozonumuz bir bir yandan oksijene dönüşür, bir tane de tabii ki radikal halde oksijen oluşur. Bir yandan da tekrar oluşan oksijen gazı ve radikali yeniden ozon gazına dönüşür. Yani ikinci tepkimemizde aynı şekilde o üçü birincisini şöyle dersek eğer tek oklu gösterirsek diğeri de aynı şekilde şuraya doğru dönüşmesidir. O yüzden bunu birleşmiş olarak bu şekilde gösteriyoruz. Her iki tarafa dönüşüm olacağını gösteriyoruz. Uzun gazının oluşumu ve bozulmasında olduğu gibi geri dönüşümlü olan tepkimelere tersinir tepkime diyoruz. Tersinir tepkimeler dediğim gibi çift yönlü okla gösterilecek. Tepkimenin hem ileri hem geri yönde geliş, gerçekleştiğini gösterir bu. Tersinir tepkimede giren maddelerin ürünlere, ürünlerin de tekrar girenlere dönüştüğünü görüyoruz. Bu tür tepkimelerdir. Bunlar girenlerin ve ürünlerin derişimlerinin değişmediği denge tepkimeleridir. Yani burada da grafikte de gördüğümüz gibi ozon oluşumu ve bozulmasında ozonun oluşması ve bozulmasında derişim derişimin zamanla değişimini görüyoruz. Buradaki ultraviyole ışınların etkisiyle tekrar buraya yazmıştım. Şimdi gelelim denge sabitine. Tersine bir tepkimede denge anında ürünlerin derişimlerinin tepkimeye girenlerin derişimine oranı denge sabitini verecek. Şimdi bunu sırayla anlayacağınız şekilde çok basit olarak anlatacağım. Şimdi A kadar A maddesi ile B kadar B maddesi tepkimeye giriyor. Hızımız bunların ileri tepkimenin hızı yani bu tarafa doğru ürünlerin oluşmasındaki hızımız C kadar C, D kadar da D oluşuyor aynı zamanda denge durumunda ne oluyor dedik? Geriye de dönüp tekrar C ve D, A ve B'ye dönüşebiliyor. Biraz önceki kabın içindeki suyla, bu sıvı haldeki suyla, buhar haldeki birbirlerinin sürekli dönüşmesi gibi. Bu da geri tepkimenin hızı. Tabii ki. Girenlerin derişimi başlangıçta fazla olduğu için ileri tepkime daha hızlıdır. A, B çok hızlı olarak C'ye, D'ye dönüşür. İleri tepkime hızını tabii ki nasıl anlatacağız? İleri tepkimenin hızını. K1 denge sabitimizi. K1 çarpı girenlerdi. Değil mi? K1 olarak alalım. A üzerine üst koyacağız tabi. Başındaki mol sayısını çarpı B. Şimdi bunların hepsinin gaz halinde olduğunu söylemem gerekiyor. Tabii ki Peki geri tepkimenin hızı ne olur? Geri tepkimenin hızı da K gerinin yani bu ileriydi bu da gerinin bu, bu, zaman burada şimdi girenler C ile D oldu bu tarafa doğru gideceği için ürünler A ile B oldu geri tepkimede çünkü ileri tepkimemiz böyle geri tepkimemiz böyle şimdi ürünlerimiz girenler oldu geri tepkimede öyleyse girenlerimiz artık. C C kadar ve D D kadar oldu. Peki, tepkime dengeye ulaştığında ne olur? Tepkime dengeye ulaştığında hızlar eşit olur. Geri tepkimenin ve ileri tepkimenin hızı eşit olur. Bunları ileri tepkime ve geri tepkimeyi eşitlediğimizde ne deriz? O zaman K1 A B eşittir K bir değil tabii ki pardon. K ileri birincisi ikincisi olarak düşündüğüm için. K geri tepkimenin hızı da C çarpı D. Peki hız sabitleri ve derişimleri aynı tarafa toplarsak K ilerinin K geriye oranı tabii ki C D bölü A B olacaktır. Peki K ilerinin K geriye oranına sabit bir değer dersek buna da KC değeri dersek ki denge sabiti demektir. Denge sabitimiz KC ortaya çıktı. KC'miz demek ki neymiş? Ürünlerin derişiminin girenlerin derişimine oranı. Üstleri yazmak şartıyla Denge sabitimiz çıktı. Mekanizmalı yani birden fazla tepkimeden oluşan basama, yani ara basamakların da olduğu mekanizmalı tepkimeler denge sabiti ara basamaklara bağlı değildir. Denge bağıntısı net tepkimeye göre yazılır. Yani hızla karıştırmayın. Tepkimeye giren ve oluşan ürünlerin hepsi aynı fazla olmayabilir. Tepkimeye katılan maddeler farklı fazla ise ortaya çıkan dengeye heterojen denge diyeceğiz. Ne dedik? Tekrar ediyorum. Tepkimeye katılan maddeler farklı fazlarda ise ortaya çıkan dengeye heterojen denge denir. Saf sıvı ve katıların derişimi değişmediği için denge bağıntısına saf sıvı ve katılar alınmayacak. Yani sıvı ve katıları kesinlikle dengeye almıyoruz. Bir tane örnek yapacak olursak, Yeşille yazalım. Hidrojen gazı ile kükürt katısı dengede bir denge tepkimesi söz konusu. H2S gaz. Bunun denge bağıntısını Kc'yi yazarsak eğer H2S gaz gazı yazıyoruz. Alta kimi yazacağız? Katıları almıyoruz dedik. Direkt H2'yi alacağız. Bu şekilde yazılır tepkimeye katılan maddeler aynı fazla ise bakın bu bir heterojen tepkime neden çünkü dedik ki denge katılanlar farklı fazla ise heterojen dengedir bu bir heterojen dengeye örnektir bir tane de homojen dengeye örnek yazalım mesela N2 gazıyla H2 tabii ki 3 tane olacak amonyağın oluşmasında Hepsi aynı fazda olduğu için homojen bir tepkimedir. Denge bağıntısı da Kc'de NH3 ürünler tabii ki şurada 2 var. Karesini alacağız öyleyse. Alta da girenleri N2 çarpı H2'nin 3. dereceden kuvvetini yazıyoruz. Peki bunlarla ilgili basit kavrama soruları çözelim. Kalsiyum karbonat katı, katı gaz. Peki bunun KC'sini yazacak olursak nasıl olur? KC'si ürünler, ürünler kim? Karbondioksit gaz halinde olanı yazıyoruz. Katıyı almıyoruz. Bölü e, Girenler katı. O zaman bunun KC'si evet KC sadece karbondioksitin derişimine bağlıymış. Peki ikinci denge tepkimemizde bize KC'yi soruyor. KC NO'nun NO2'nin pardon karesi çarpı O2 bölü NO 2'nin ikinci kuvveti. Diğer bir denge tepkimemize baktığımızda KC eşittir. Ürünler karbon monoksit çarpı H2O bölü girenler karbondioksit ve H2. Çok basit. Sadece ürünlerin girenleri oranlarını, derişimlerin oranlarını yazıyoruz. Üstlerinin başındaki mol sayılarını üst olarak yazmayı unutmuyoruz. Ve kesinlikle katı ve sıvıları almıyoruz. Katı ve sıvı varsa yokmuş gibi davranıyoruz. Çünkü onların derişimleri denge bağıntısında söz konusu derişim değişmediği için söz konusu değil. Buraya bakalım şimdi. KC'miz ne olur? Katı olduğu için yukarı sadece 1 olarak alacağız. Aşağıya da bu da katı olduğu için SO3'ün derişimi yani 1 bölü SO3 derişimi şeklindedir. KC'miz. Sorumuz H2 artı flor 2 hidrojen flor oluşmuş. 500 santigrat derecedeki denge derişimleri. Hidrojenin derişimini vermiş. Florun derişimini vermiş. 2 10 üzeri eksi 2 molar. Hidrojen florun da de vermiş. Peki bize neyi soruyor? Kc'yi soruyor. Sayısal bir değer istiyor. Şimdi maddelerin denge derişimleri verilene göre denge bağıntısından faydalanarak Kc'yi bulacağız. Önce Kc'yi yazalım. Kc'miz gaz 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 olduğu için hepsi dengede aktif bir şekilde var. Üstündeki 2'yi de unutmuyoruz. H2 çarpı F 2. Peki bunları yerlerine koyduğumuzda Kc'yi bulacağız. Hidrojen florur kaçmış? 4. 10 üzeri eksi 2. Karesini alacağız. H2 2. 10 üzeri eksi 2. Bu da flor da 2. 10 üzeri eksi 2. Peki ne oldu? Şurası 10 üzeri eksi 4 oldu. Tabii ki 4'ün de karesini alacağız. Pardon. Şöyle alta yazayım. 4 kere 4. 16 10 üzeri eksi 4. Burası 2 kere 2 4. Üzerlerini topladık. Üstlerini 10 üzeri eksi 4. 10 üzeri eksi 4'ler gider. 16 bölü 4. KC'miz 4 olarak bulunur. Şimdi bir konudan daha bahsetmek istiyorum. Denge sabiti aynı zamanda bir tepkimenin hangi yöne ilerleyeceği hakkında da bize bilgi verir. Tepkimenin herhangi bir anındaki herhangi bir anındaki bakın Kc'yi değil. Herhangi bir anındaki derişimleri denge bağıntısında yerine yazdığımızda elde edilen sayıya denge kesri diyeceğiz. Denge kesri neymiş? Tepkimenin herhangi bir anındaki derişimler denge bağıntısında yerine yazıldığında elde edilen değer. Yani herhangi bir andaki denge olayı. Peki bulduğumuz K, denge kesri. Denge kesrini QC ile göstereceğiz. QC ile KC arasında da bir bağlantı kuracağız. Eğer K, bizim KC'miz denge kesri ile eşit sayıda çıkarsa aynı değerde ise tepkime dengededir diyeceğiz. Dengededir. QC tepkime de KC değerinden büyük veya küçük de olabilir. Eğer KC büyük, QC ise sistemin dengeye ulaşabilmesi için tepkime ürünler tarafına kayar. Yani ürünler yönünde hareket eder. KC daha büyükse. Ama QC daha büyükse KC'den o zaman sistemin dengeye ulaşabilmesi için tepkime girenler yönüne hareket eder. Şimdi sorumuz şöyle. H2 I2'den 2 hidrojen iyodur tepkimesinin 500 santigrat derecedeki denge sabiti yani Kc'si 4'tür. Aynı sıcaklıkta 1 litrelik kaba 0,2 mol hidrojen ve 0,4 mol iyot ve 0,2 mol Hidrojen iyodür Gazları konuluyor. Buna göre tepkime dengede midir? Dengede değilse ne yöne hareket eder? Şimdi tepkimenin denge sabiti verildiğine göre biz QC'yi bulacağız. Ona göre bu dengede midir? Değil midir? Söyleyeceğiz. Öncelikle şöyle H2 gazımız artı I2 gazımız okumuz tersinir olarak yazacağız. 2H I. Bunlar tabii ki gaz halinde. Ne demiş bize? Hidrojenden ne kadar vermiş? 0,2 molar. İyottan 0,4 molar. Hidrojen iyodürden 0,2 molar vermiş. Şimdi buradan QC'yi bulalım önce. QC ürünlerin girenlere oranı. Aşığının üzerine 2 yazacağız. Direkt yazalım. Haşlanın derişimi 0,2 olduğuna göre 0,2'nin karesi. Girenler nasıl? 0,2 çarpı 0,2 O zaman ne olarak bulduk? Qc eşittir. Burası 0,04 oldu. Karesini alınca. Burası da Burada ikisi de 0,2 değildi iyodumuz 0,4'tü pardon. 0,2 ile 0,4'ü çarpınca burası 0,08 oldu. Yani 4 bölü 8, 1 bölü 2 yani 0,5 olarak bulduk QC'mizi. Peki neydi söylediğimiz? KC küçükse büyükse dediğimiz. Bakalım KC'miz 4. QC'miz 0,5. KC büyüktür QC. KC daha büyükse sistem dengeye gelmek için ürünlere doğru ürünler yönüne hareket eder. Şuraya da belirtelim. Yani dengede değil, dengeye gelmesi için ürünlere doğru gider. Çünkü Kc daha büyütmüş. Bizim verilen değerlerle bulduğumuz Qc maalesef küçüktü. Şimdi Derişimlerden yola çıkarsak KC değerini buluyoruz. Peki basınç verilirse bize basıncın artması azalması da söz konusu maddeler için. Tepkimeyi oluşturan kimyasal türlerin gaz fazında olduğu homojen tepkimelerde derişim yerine kısmi basınç kullanarak da yani denge sabitini hesaplayabiliriz. Kısmi basınçla hesaplarken denge sabitimiz Kp ile gösterilecek. Şimdi bunda da aynı şekilde yapalım. Hepsi tabii ki gaz halde ve homojen bir tepkime olduğunu söyledik. Burada KP'miz aynı şekilde C'nin basıncı üzerine de C yazıyoruz çarpı basınç Kimin? D'nin üzerine de D'nin katsayısını yazıyoruz. Bölü A Pardon. Derişimde gitti aklım. P A'nın basın A'nın basıncı üzerine mol sayısını üst olarak yazıyoruz. P B'nin basıncı üzerine de üst olarak başındaki sayıyı yazıyoruz. Bu kadar. Yani aynı şeyler. Kp ifadesinde PA, PB, PC, PD ABCD gazlarının kısmi basıncını belirten belirtir. Aynı zamanda gazların önüne yazılan katsayıların KP ifadesinde gazların aynı şekilde basınçların üzerine de üstleri yazılır. Bununla ilgili örnek basit uygulama öğrenme soruları çözelim. CS2, oksijen, karbondioksit oluşmuş, kükürt dioksit oluşmuş. Burada bizden tabii ki şu anki konumuz olan Kp'yi istiyorum. Kp, P karbondioksit çarpı kısmi basıncı karbondioksit. P kısmi basıncı SO2. Peki bunun üzerine şu ikiyi aynı şekilde yazmıyor muyduk? Evet. Bölüm ürünler. P, CS2 çarpı P, O2. O2'nin başındaki 3 de buraya yazıyoruz. Bu kadar. Burada da aynı şekilde Kp'yi hesaplayacak olursak P N O üzeri 4 çarpı P O 2 üzeri 3 bölü P N 2 O 5 üzeri 2 başka bir şey yok. Bu kadar. Yani ürünler girenler tek olduğu için diğerine bakalım. Burada da aynı şekilde KP'yi hemen yazalım. Ürünümüz P co 2 çarpı P h 2 s karesi bölü P C, s 2 çarpı P h 2 o şeklinde olur. Peki şimdi Kp'yi öğrendik. Kc'yi öğrendik. Bunların arasında bir ilişki söz konusu olursa yani bize Kp'yi verir Kc'yi isterse ya da Kc'yi verir Kp'yi isterse ya da derişimleri verir direkt Kp'yi isterse derişimlerden Kc'yi bulur Kp'ye dönüştürebiliriz. Ya da bize basınçları verir Kc'yi isterse basınçlardan yararlanarak Kp'yi bulur onu da Kc'ye çevirebiliriz. Yani Kc ile Kp arasında bir ilişki vardır formülize edeceğiz. Şimdi şöyle dersek formülü çıkarırsak çok kafanız karışabilir. Direkt o yüzden KP'nin formülünü vereceğim. KC çarpı RT üzeri ürünlerin hani tekrar yazmayayım isterseniz şurada var mıydı bu sayfada evet A, B, C değil. ürünler girenler. Ürünlerin mol sayıları C ile D toplamı. Girenlerin mol sayıları toplamı A ile D. Şimdi burada formülde bunları bilmemiz gerekecek. Çünkü Kp'nin formülü Kc ile Rt'nin çarpılması ama üzerine delta n yazılmasıyla oluşur. Buradaki delta n c artı d'den a artı b'yi çıkarmak gerekiyor. Yani delta n ürünlerin mol sayılarından girenlerin mol sayılarının çıkarılması. Yine aynı şekilde saf katı ve sıvıları almıyoruz. Kesinlikle saf katı ve sıvılar yok yani. Şunu da tekrar şöyle belirtelim ki delta n neymiş n ürünler mol sayısı eksi n girenlerin mol sayısı r sayımızda 0,0821 atmosfer bölü mol kelvin şeklindedir. Sorumuz şöyle. 2NO2'den N2O4 oluşmuş 546 kelvinde. Derişimler cinsinden denge sabiti. Yani Kc'miz 224 çarpı 10 üzeri eksi 4'müş. Bu tepkimenin aynı sıcaklıktaki kısmi basınçlar cinsinden Kp denge sabitini soruyor. Yani Kc'yi vermiş 224 10 üzeri eksi 4. Kp'yi soruyor bize. Neydi KP'nin formülü? Öncelikle delta n'i bir bulalım. Delta n. Neydi? Ürünlerin mol sayıları toplamı. N ürünler eksi n girenler. Ürünlerin mol sayısı toplamı ne? 1. Girenlerin mol sayısı toplamı ne? 2. Öyleyse delta n'imiz nedir? Eksi 1'dir. Formülü yazacak olursak. Kp eşittir. Kc çarpı r t üzeri eksi 1 olacak yani delta elde ya k p eşittir 224 10 üzeri eksi 4 çarpı r değerini normalde gazlarda 22 onda 4'ün 273 oranı şeklinde yazmıyor muyduk? Evet. Burada da verilen sıcaklık 273'ün katı olduğuna göre Aynı işlemi yapabiliriz sadeleşme yapabilmek için. 22 onda 4 bölü 273. Pardon niye kapattım? Çarpı 546'yı da yazalım. Öyle kapatayım parantezi. Üzeri eksi 1. Yani eksi 1 demek bu aşağı inecek demek. Bu aşağı inerse diğeri yukarı çıkar. Buradan da burada şu şekilde işlemi daha kolay yapabiliriz. Şimdi bunu 224'ü şuraya benzetmek için KP'yi bulurken 22 onda 4 olarak yazsam o zaman 10 üzeri eksi 5 olur değil mi? Pardon çarpı bunu da 10 üzeri eksi 1 olduğuna göre ters çevirelim. Yani ters çevirdiğimizde 22 onda 4 6 iner 546 ile Burada da 273 kaldı. Bunlar sadeleşti. Burası 2 oldu. Bunlar gitti. 2. Yani 10 üzeri eksi 5. 1 bölü 2. 1 bölü 2. Çarpı 10 üzeri eksi 5 kaldı. Burası da 0.5 olduğuna göre 0.5 10 üzeri eksi 5. Direkt 0.5'i 5'e çevirirsek 5 10 üzeri eksi 4 olarak çıkar. Sorumuzda 2xy x2 ve y2 tepkimesi 250 derecede 2 litrede bir kapta oluşuyor diyor. 0,8 mol xy gazı. Yani şu 0,8 molmuş. Böyle başlatılıyormuş. Tepkime dengeye ulaştığında kapta 0,2 mol y2 gazı bulunduğuna göre aynı sıcakta kc değeri ne olur? burada bize x vermemiş evet şimdi öncelikle şöyle yapalım iki farklı yoldan da yapabiliriz her ikisini de yapalım mol olarak verilen madde miktarlarını molariteye çevirelim mi evet yani molarite kimin x y yi vermiş bize x y yi vermiş 0.8 mol litremiz ne 2 yani 0.4 molar peki molarite Kimi vermiş bir de y y2'yi vermiş. Bunu da kaç olarak vermiş? 02. Litremiz ne? 2. Bu da 01 molarmış. Şimdi tepkimemizi yazalım. 2xy Tersinir tepkime tabii ki denge söz konusu olduğu için x2 gaz artı y2 gazı. Bu da gaz. Başlangıçta Ney varmış? xy 08 mol xy'miz varmış. 08 molar. Pardon 04 molar. Molara çevirdik ya. 04 molar. Bunları molar olarak alırız ancak. Çünkü zaten mol sayıları başlarında kat sayıları var. 04 molar var başlangıçta. Tabii ki başlangıçta ürün yok. Değişim sırasında değişim sırasında ne olmuş da Y2 gazı 0,2 mol yani 0,1 molere dönüşmüş değişim sırasında. Yani bu 0,1 artmış ki dengede bu 0,1 molar olarak bulunacak. E, kat sayısı 1, 0,1 molar artmışsa, e, bunun da kat sayısı 1, bu da 0,1 molar artmıştır. Bunun kat sayısı 2, bunun 0,2 molar eksilmiştir. Ne kaldı dengede? Burada 0,2 kaldı. Burada 0 1 var. Burada 0 1 var. KC yazacak olursak ürünlerin girenlere oranı. Ürünlerimiz ne? 0 1 çarpı 0 1 yani 10 üzeri eksi 1 çarpı 10 üzeri eksi 1 bölü 2 başında katsayı olmadığı için direkt yazdık. 2 10 üzeri eksi 1'in karesi. Öyleyse 10 üzeri eksi 2 bölü 2 10 üzeri eksi 2. Yani KC'miz tabii karesini aldığımız için ilk kere 2 4 4 10 üzeri eksi 2. KC'miz o zaman 1 bölü 4 şunlar gitti 0 25 olarak buluruz. Bize neyi soruyor zaten KC'yi. Diğer bir yoldan yapacak olursak başlangıçta verilen miktarlar mol sayısı alınarak denge derişimi de hesaplayıp denge derişimi sırasında moleküleyi çevirebiliriz. Yani 2xy x2 artı y2. Şimdi başlangıçta bundan 0,8 mol vardı. Bundan yoktu, bundan yoktu. Başlangıçta. Değişim sırasında ne olmuş da dengede kaçtı? 0,2 mol y2 gazı kalmıştı. Yani bu 0.2 artmış ki dengede 0.2 varmış. Diyor ki dengeye ulaştığında kapta 0.2 mol Y2 gazı yani kapta 0.2 mol Y2 gazı varsa demek ki 0.2 artmış. Bunun başındaki katsayı 1 iken 0.2 ise bunun da 1 iken bu da 0.2 artmıştır. Bunun başındaki katsayı 2 olduğuna göre bu 0.4 art eksilmiştir. Çünkü girenler eksiliyor, ürün oluşuyor. Dengeye ulaştığında da 0.8'den 0.4'ü çıkardığımızda burada 0.4, burada 0.2, burada 0.2. Aynı işlemleri burada da yaparsak hepsini ne yapacağız? 2'ye böleceğiz. 0.2 litreye böleceğiz çünkü molaritelerinden faydalanarak KC'de neydi? Molariteleri kullanmamız gerekiyordu. O yüzden hepsinin molaritesini bulmamız gerekiyor. Molaritesini 0.4'ü 2'ye böleceğiz çünkü bize 2 litre verilmişti. Burada da 2'ye böleceğiz molaritesini bulmak için. Burada da molaritesini bulmak için 2'ye böleceğiz. Yani bunun molaritesi 0,2, bunun molaritesi 0,1, bunun molaritesi 0,1. KC neydi? Ürünlerin girenlere. Yani 0,1 çarpı 0,1 0,2'nin karesi. Yine aynı şekilde 0, 0, 0 ve 0,04 bulunur. Oradan da 1 bölü 4 bulunur ve 0,25 olarak buluruz. C derişim anlamındadır. O yüzden derişimler cinsinden denge sabiti. P de basınçtı hatta KP dediğimiz basınçlar cinsinden denge sabitiydi. Yani mutlaka molara çevirmemiz gerekiyor. Sorumuz 450 santigrat derecede. 1 litre kapta 4 mol amonyak gazı form denklemimizi vermiş tepkimesine göre ayrışıyor evet bir ayrışma tepkimesi bu kez amonyak azot ve hidrojen ayrışacak tepkime dengeye ulaştığında amonyak gazının %10'unun ayrıştığı gözleniyor tepkimenin 450 santigrat derecedeki KC'sini yani derişimler cinsinden denge sabitini bulunur şimdi %10 ayrışıyor dediğine göre önce bunu bir işlemi yapalım. 100 molde 10 mol ayrışıyorsa 4 molde kaç mol ayrışır? Burada x'i %10 olsa bakın bir sıfıra gitmiş. Bunda bir sıfır gider. 04 mol ayrışır. Yani amonyak 0,4 mol ayrışır demek istiyor. Şimdi denge tepkimemizi yazalım. Neydi? NH3 N2 artı 3 H2. Tabii ki kas sayılarını da unutmuyoruz ve bunların gaz halinde olduğunu da biliyoruz artık. Şimdi başlangıçta değişim sırasında ve dengede neler oluyor? Başlangıçta 4 mol tepkimeye girmişti. Bunlardan yoktu. Değişim sırasında 0,4 molü ayrışmış. Bunun 0,4 molü ayrışırsa başında katsayı 2 olduğuna göre 0,4 ise başında katsayı 1 olandan 0,2 ama oluşur. Ürün oluşanlar artı, girenler eksiliyor. Eksiliyor ki ürüne dönüşüyor. Peki bunun başındaki katsayı 1 de 02 ise 3'te 06 oluşur. Peki dengeye geldiğimizde şunlar biraz kaydı. Şöyle diyelim şurası başlangıç. Burası değişim. Şurası da denge durumunda olsun. Dengeye geldiğimizde 4'ten 04'ü çıkardığımızda burası 3.6. 3,6 olur. Burası 02 olur. Dengede Burası da 0,6 olur. Peki hacim 1 litre olduğuna göre 1'e bölsek de aynı sayılar molarite olarak buluruz. Kc'mizi hesaplayalım. Kc ürünlerin girenlere oranıydı. Ürünlerimiz ne? 0,2 çarpı 0,6'nın kübü bölü 3,6'nın karesi. Buradan da KC'yi hesaplarsak 0 0,432 bölü 12,96 yani KC yaklaşık 0,0033 olarak bulunur. Tabii ki sınavlarda daha basit birbirine bölünebilen biraz önceki sorudaki gibi birbirini yok edebilen sayılar kullanılır. Sonra bunu şöyle öyle karışmasın ayıralım. Burada grafikte yararlanarak ne bulacağız? Tabii ki KC'yi istiyor bizden. Tepkime denklemini yazınız. Burada verilenler zamanla derişim. Derişim zamanla artmış. Birinde azalmış. Şimdi derişimi olup da azalan kimdir? Girenlerdir tabii ki. Buradaki x y'miz girendir yazalım girenlerimizi x y ürün başta yoktur sıfırdır burası zamanla oluşur dengeye geldiği an şurası peki oluşan ürünümüz x2 artı y2 ise tabi ki bunlar 2x 2 de y olduğu için başına 2 koyacağız formülümüz denklerimiz ortaya çıktı peki buradaki sayılardan faydalan yani bunu ikiyi bulamasak da farklı karışık bir denklem olduğunu düşünsek Bunu zaten şu denklemden de katsayıları eşitleyebiliriz. Bakın x2 ile g 2nin sayısı kaç? 03. Bakın 03. Bu da 03. Xy'nin xye şurayı pardon yaz burayı. Burası da 08. Peki xye'nin sayısal değeri kaç? 0.8'den 0,2 çıkardık mı 0.6. Yani bunlardan birer molken bundan 2 mol demek ki. Bu şekilde de nasıl eşitleriz? Tam sayıyla eşitlediğimizde tabii ki denklemimiz direkt 2xy'den x2 artı y2 olarak çıkardı. Yani biz zaten başta bul bulabildik. Ama buradan da faydalanabilirdik. Şimdi bunu geçelim. Sorumuza geçelim. Burada başlangıç başlangıçta ne kadar varmış? Girenlerimizden 0.8 molar varmış. Derişim vermiş zaten direkt. Ama ürünlerden başlangıçta yoktur. Değişim sırasında ne olmuş da? Ürünlerimiz 0.3 ürünlerimiz bakın 0.3 olmuş. Dengede. Demek ki bu 0.3 artmış. Bu da 0.3 artmış ki dengede 0.3 olarak bize vermiş. Dengedeyken x2 ile y2'nin derişimleri 0.3'müş. Oradan bulduk bunu. Peki XY ne kadar azalmış? XY'miz 0.8'den 0.2'yi çıkarırsak 0.6 azalmış. Bakın 0.8'den 0.2'yi çıkardık. Çünkü şu bizim XY'miz. Başlangıçta bu kadardı. 0,2'ye düştü. Demek ki 0,6'sı azalmış. Denge durumunda ne vardır? Kabımızda 0,2 molar vardır. Buradan hemen Kc'yi hesaplarsak Kc eşittir. X2'nin Y2'nin derişimlerini çarpacağız. Yani 0,3 çarpı 0,3 bölü 0,2'nin ikinci kuvveti olacak. Yani 0,09 bölü 0,04 o da 2,25 pardon görünmedi herhalde. Kc'mizi girenlerin derişimi 0,303'tü. Ürünlerin derişimi 0,2 idi. 0,3 ile 0,3 çarptık. Girenlere ürünlere de 0,2'nin karesini aldık. Ve Burası 0,09. Burası 0,04 oldu. Böldüğümüzde de 2,25 olarak buluruz. Bu kez farklı bir soru çözelim. Biraz önceki kısmi basınçlardan olsun sorumuz. 2NO2'den 2NO ve oksijen tepkimesine göre 350 santigrat derecelik denge durumunda her bir gazın kısmi basıncı 0.5 atmosfermiş. Yani her birinin kısmi basıncını bize vermiş 0.5 atmosfer olarak. Kp'yi bulun diyor. Peki 2NO2 2NO artı O2 Bu da 0.5 atmosfermiş. Bu da 0.5 atmosfermiş. Bu da 0.5 atmosfermiş. Öyleyse denge durumunda Kp'yi nasıl buluruz? Ürünlerin çarpımı. Yani bunu 0.5'in NO için alırsak 0.5'in ikinci dereceden üssü çarpı bunda herhangi bir üst yazmıyoruz 0.5 bölü 0.5'in ikinci dereceden üssü. o da bunlar birbirlerini yok ettiklerinde direkt 0.5 atmosfer olarak buluruz burayı anlamışsınızdır umarım KP'yi hatırlarsanız KP aynı şekilde P NO'nun basıncı kısmi basıncının ikinci kuvveti olarak yazdık. Çarpı P ürünleri yazıyoruz önce. Aynı derişimlerdeki gibi. po 2nin kısmi basıncı bölü P NO2'nin ikinci dereceden üstünü burada yerlerine yazdık. Bir diğer sorumuz. Başlangıçta 300 Kelvin de PCL5 gazının 4 atmosfer basınç yaptığı bir kapta sabit sıcaklıkta pcl 5ten PCL3 ve klor 2 klor gazı tepkimesine göre dengeye geldiğinde PCL3 yani bunun kısmi basıncı 2 atmosfer olarak ölçülüyor. Bakın bize bir yerden bir ipucu veriyor mutlaka. Başta zaten vermiş. Hmm, 4 atmosferi vermiş başlangıcı. E oluşanı da vermiş. 2 atmosferi buradan çok kolay yararlanabiliriz. Yani başlangıç bize verilmiş. Tepkimemizi yazalım. PCl5 gazı. PCl3 artı klor gazlarının tepkimesi. Başlangıçta 4 atmosfermiş burası. Tabii ki girenler var ama ürün yok başlangıçta. Dengeye geldiğimizde, pardon, değişim sırasında. Değişim sırasında ne olmuş da PCl3'ün kısmi basıncı 2 atmosfer? Demek ki 2 atmosfer artmış. E o zaman bu da 2 at. Çünkü başları ikisi de 1 olduğuna göre bu da 2 atmosfer artmış. E bu bunun başında 1 var. Burada da 1 var. O zaman bu da 2 atmosfer azalmış. Denge durumunda ne olur? Dengeye geldiğimizde dengede 4'ten 2 çıkar. 2. Burası da 2. Burası da 2. Peki buradan KP'yi bulursak bu kez formülü ay ayrıca yazayım yani tek tek yazalım ürünlerin yani pcl 3'ün kısmi basıncı çarpı pcl 2'nin kısmi basıncı başlarında bir olduğu için herhangi bir üst yazmıyoruz bölüm girenlerin pc basınç pcl 5'in bas kısmi basıncı hepsinin de kısmi basınçları 2 2 2 olduğuna göre buradan kp'yi 2 atmosfer olarak buluruz. Şimdi bilmemiz gereken bir şey daha var. Kimyasal tepkime ile denge sabiti arasında bir ilişki vardır. Yani kimyasal tepkime ters dönerse denge sabiti ne olur? Kimyasal tepkime 3 ile çarpılırsa denge sabiti ne olur? Kimyasal tepkime de molsellerinin yarısı alınırsa denge sabiti ne olur? Bu şekilde de karşımıza çıkabilir. Mesela kimyasal tepkime ters çevrilirse denge sabitte 1 bölü kc olarak yapılır. Yani ters çevrilirse 1 bölü kc'ye dönüşür. Örnek olarak mesela A gazı ve 2B gazı tepkimeye girdi. C gazı artı 3D gazı oluştu. Denge sabiti kc'si kc'sine k1 diyelim bunu. Peki bunu ters çevirirsek yani C artı 3D'den A artı 2B oluştuğunu düşünelim. O zaman KC'si ne olur? Tersine döner dedik. 1 bölü K1 olur. Ya da ne deriz? K1 üzeri eksi 1 de diyebilirsiniz. Ama ben genelde 1 bölü olarak daha kafada kalıcı olarak düşünüyorum başka ne şekilde karşımıza çıkabilir? Herhangi bir kat sayıyla denge çarpılırsa, kat sayıyla çarpılırsa, denge kat sayı ile çarpılırsa, bu katsayı denge sabitine üst olarak KC'ye üst olarak yazılır. Nasıl? Mesela A artı 2B. Gaz bunların hepsi. Yazmıyorum artık gaz diye yanına. C artı 3D'nin KC'si K1 olsun. Peki. Bunların hepsini denge 2 ile çarpıldı. Yani 2A artı 4B'den 2C artı 6D oluştu. Bunun KC'si ne olur? K1 üzeri 2 olur. Çünkü 2 ile çarpıldı. Bunu da anladıysak. Şimdi başka nasıl karşımıza çıkar onu söyleyeyim. Tepkime denklemi herhangi bir katsayı bölündüğünde bölünen değerin 1'e bölümü kc değerine üst olarak yazılır. Çok karışık geldi size. Şimdi bu biraz karışık köklü falan ama bildiğiniz şeyler. Mesela yine a artı 2b'den c artı 3d olursun. Bunun kc'si gene k1 olsun. Dedik ki bunun hepsini yarıya bölelim. 2'ye bölelim. Yani 1 bölü 2 A artı bunun yarısı B. 1 bölü 2 C artı 3 bölü 2 D. Ne yaptık? Hepsi 1 bölü 2. Hepsini 2'ye böldük. Hepsini 2'ye böldüğümüzde bunun K C'si ne olur? K 1'in 1 bölü 2. dereceden üssü. Bu da ne demektir? Matematikten biliyorsunuz. Kök K1 demektir. Son olarak şöyle bir durum olursa bir kimyasal tepkime iki veya daha fazla kimyasal tepkimenin toplamı şeklinde yazılabiliyorsa toplam tepkimenin denge sabiti toplanan tepkime aynı HES'teki gibi tepkimelerin toplanabilirliği yani K'ları toplayacağız aynı şekilde Mesela 2A artı 3B den 2C oluşsun. Bunun denge sabiti KC'si K1 olsun. Yani şöyle direkt K1 diyelim buna. Başka renkte yazalım. Karaladık artık. Bununki K1 olsun. Diğer tepkimemizde 2A artı B 2D olsun. Bunun denge sabiti de K2 olsun. Şimdi bizden istenen tepkime yani bize verilen tepkime 4A artı tabii ki 4. Burası da ne oldu? 4B. Bunlar hepsi gaz halinde. Yazmıyorum ama var yani. Burası ne oldu? 2D artı 2C oldu. Peki buranın Denge sabiti K3 ne olur? K3 K1 ile K2'nin toplamıdır. Yani bunları toplarız. Bu en basit sanırım. Aklınızda hepsinin kalması gerekiyor. Kesinlikle bilmeniz gereken bilgiler. Şimdi birkaç soru çözelim. Basit kavramak amacıyla. H2 ve i 2den 2 hidrojeni iyonlaş oluşmuş. yodür oluşmuş. Tepkimesinin denge sabiti 4 olduğuna göre aşağıda verilen hmm, aynı sıcaklıkta aşağıda verilen denge sabiti. Bunların denge sabitlerini bulacağız. Peki bize H2I2'den 2H'ı oluşmuş. Bakın H2I2'den 2H. Ters çevirmiş. Demek ki denge sabiti 4 ise bunun 4 ise bunun denge sabiti 1 bölü 4 olur. Biraz önceki ilk yaptığımız çalışmada. B'de aşığı B'de ne yapmış? Bakın. Burada aşığı ürünlerdeydi. Burada girenlerde. Burada 2 idi. Burada 1. Hem tersine çevirmiş hem 2'ye bölmüş. Yani öncelikle tepkime birinci tepkimenin şu 1 bölü 4'ün ters çevirdiğimizde zaten 1 bölü 4 oluyor kc. Bir de bunun neyini alacağız? Kökünü alacağız. Çünkü 2'ye bölmüş. Yani kc şu 1 bölü 4'ün kökü olacak. Bunu anladık mı? Tekrar açıklıyorum. Burada bize ilk verilen tepkime şu. Bunun kc'si 4'müş. kc'sini 4 olarak vermiş. Bunu ters çevirdiğimizde aynı tepkimeyi 1 bölü 4 olarak bulduk. Burada da hem ters çevirmiş, bakın ikinci de B'de hem ters çevirmiş yani 1 bölü 4 olmuş hem de yarısını almış. Kaça bölmüş? 2'ye bölmüş. Yani ikinci dereceden kökünü alacağız. Kare kökünü alacağız. O zaman da ne olur? 1 bölü 2 olarak KC bulunur. Son bir sorumuz. 1 bölü 2 N2 ve 3 bölü 2 H2'den NH3 oluşmuş. Denge sabiti 0 3 olduğuna göre. Aynı sıcaklıkta NH3 diğer tarafta 1 bölü 2 N2 artı 3 bölü 2 H2. Bakın sadece ters çevrilmiş sadece ters çevrilmiş bir Kc'den bahsediyoruz. Kc 0-3'tü birinci tepkimede. yani şunda şununkisi 1, 1 bölü 3'tü. 0, 3, Peki bu tepkimemizinki de ne olur? 1 bölü 0, 3 olur. E 1 bölü 0 için şöyle düzgün bir sayıya çevirirsek ne olur? 10 bölü 3 de yazabilir. Yani seçenekler arasında 10 bölü 3 olabilir. 1 bölü 0, 3 olmaz da 10 bölü 3 olur. O zaman çok dikkat edeceğiz.